1950. İlk kafile Kore'ye gittim. I was one of the first. Kore Savaşı'nda bütün muharebelere girdim. I joined all the battles. Kunduz Savaşı'ndan sonra karargah bölüğünde karargah bölüğünün Türk tokaydım. Elektrikçi yedi ve resimleri yaptım. Günlerimiz iyi geçti. And our days were good after the Kunduz War. And I thank you all for the time in Korea. Teşekkür ediyoruz. Evet. Tamam. Ne? Oturabilirsiniz o zaman dedeciğim. Oturun dedeciğim. Adım Ali Muzaffer, Koca Balkan. My name is Ali Muzaffer. Dördüncü kafleyim. I'm part of the fourth brigade. Abim birinci kafledi gitti, oğludur. My brother went with the first brigade. Birinci and this is his son. Birinci kafledi, Kunduz'u yaşayan. My brother Kunduz'de faced the first battle in Kunduz. Biz de Türkiye'de radyodan onun yaralandığını duyunca o zamanlar okula gidiyordum. I was going to school back in those days when my brother was in Kunduz battle. I heard it in the radio. Ben de gideceğim, ben de savaşacağım. I felt bad because my brother was fighting. Orada intikamı alacağım diye. He wanted to go to Korea for his brother. Ama diğer abim de Türkiye'de asker olduğu için beni almıyorlar askere. But my other brother was also in the military. Amcam, if two sons go to war, one can go. Necati Koca Balkan vasıtasıyla gönüllü olarak Kore'ye gittim. Dördüncü kafede. Ve abimin bana anlattıkları ve hala içimde bir acı olduğunu bilmesiyle Kunduz Savaşı'nda bir dalma olmuştu. There was a time where it was all chaos in the Kunduz battle. 3-4 günde dağlarda tepelerden kaldım. In the 3-4 days I stayed. Bize demişlerdi ki sağa sola dağılırsanız hep güneye doğru gidin, güneye doğru gidin. If something happens and you get lost, always go south. Mutlaka bir birliğe varırsınız. You will eventually find a safe. Ben de güneye doğru gece ağaç yapraklarının şeylerine bakarak şekillerine bakarak güneye doğru yolunu aldım. Öyle bir yere geldim ki tepeden diye aşağıda bir Amerikan birliği var. And eventually find a U.S. military base. Cemseler hazır. Millet oraya gelenler, toplananlar biliyor, gidiyorlar. And people, they would basically find lost people and eventually. Benim önümde giden bir arkadaş daha vardı. And I saw another person going down south. And he started running down to the base. Böyle yüzü koyun atladı. And he just jumped down to the base because he was really happy to see a friendly ally. Hatırasını izah eden atlıyor. Because he was lost for 3-4 days by himself. And my brother was also running behind him. Atladığın zaman burada takılı el bombası pimi çıkıyor. When he jumped, there was a grenade on his chest, and when he jumped, it came off. The pin came off. Kamyonun içinde olanlar. And hepsi düzeliyor. Not just his brother, but the guy in front of him who jumped. Önde kaldı. So basically, the grenade. Abim biraz geciktiği için o da oradan kaldı. Oradan giremedi. Bunun üzerine Kore'ye gittim. Kore'de topçu birliklerini birden gönderiyorlar. Komandanımız da bilir. Direkt doğru cepheye. And that's why I went to yanındaki arkadaş 33 yerinden yaralandı. Şükür bana bir şey olmadı. Nereden diyeceksiniz? Bu da bir şans meselesi. Demek ki yaşlıcım dünyada yaşayacak. Nafakamız var. Bundan dolayı burada anılarım çok. Fazlasıyla var ama bu kadar şeye gel. Şu anda herhalde bize kafi gelir. Arkadaşlara süre gelsin. Ve yine şahsen teşekkür ediyorum. And I really thank you buraları zahmet elde getirdiler. Coming all the way here. Ve bizlerin anısına da bütün dünyaya çarpmak en önemli. Going around the world and telling your stories. Teşekkürler. İsterseniz İngilizce konuşabilirsiniz. Önce isminiz, soyadınızı. Türkçe olarak anlatayım ben. Ben Panmunjom bölgesindeki Chamdaengyeom Savaşı'na katıldım. And another one. 28-29 Mayıs 28 Mayıs 1953 tarihinde akşam saat 8:30 esnasında around 8 p.m.
15 gündür yığınak yapan Çin kuvvetleri düşmanlar. For 15 days Chinese soldiers are pressuring us. Bizim cephe hattımız aşağı yukarı 13 kilometre mesafeydi. And our cover line was of course 13 miles. Bir kuvvetle 13 kilometre almaşa yapmak mümkün değildi. And two of us could not hold 13 mile like area by ourselves. Bir tabur depo taburuydu arkada beklemek üzereydi. And there was one gun hole. Onu da şimdi yaymak üzere. Bir ay sonra, bir buçuk ay sonra, 18 Mayıs 1900 and on May 1893, günü şiddetli bir atış başladı. There was a strong gunshot that started. Vegas ofisi vardı. Vegas. There was a Vegas vardı. Vegas, küçük Vegas, büyük Vegas. Two holes called Small Vegas and Big Vegas, strongholds basically. Sol ilerimizde 500 metre mesafede Carson ve Elko tepeleri vardı. And then 500 meters ahead of us there were Carso hills. Carson ve Elko tepeleri takımdan müdafaa ediyordu. Vegas tepesi bir bölük ve bir ağır makine tepekti, yarım ağır makine tepekti beraber müdafaa ediyordu. One Vegas hole, there were 500 people and a big machine gun hold. Vegas tepesi düşmanla 70-50 ila 70 metre mesafeydi. And it was 50 to 70 meters away from the enemy line. Gece saat 9'da keşif koluyla beraber oraya gidiyorduk. And along with the scout I went to that side at tek night. Tek bir patika vardı. Only one path was available sağ for ve solda, us. Sağ ve solda hep mine tarlasıydı. And there were mines on every other side. Sürmeyle so we couldn't gidiyoruz. Walk from street and we had to crawl. Bazen onların keşif koluyla keşif koluna çatışmaya giriyor. Şiddetli and sometimes we would face their scouts as well and we had to engage. Aramızdan bazıları şehit oluyor, bazıları yaralanıyor. And a few of us were dying. Vegas tepesine gidiyorduk. We're going towards the Vegas Hill. Oradaki takımı kontrol etmek üzere gidiyoruz. Check up on this. Akşama kadar hiçbir yere çıkmanız imkan yok. Tilki uyuklarına saklanıyorsun. Until the night we could not go anywhere once we reached there. Düşman karşıdan gözlemliyor. Because they were constantly watching us as well. Vegas tepesi çok hakim bir tepeydi düşmana göre. Oradan düşmanın arka bölgesindeki bulunan harekatı görmek mümkündü. And it was a really important hill for us because we could see the enemy lines behind where if they had reinforcements we could notice it beforehand. En yüksek tepe olduğu için oradaki bir üstelik tamamen sistemin topçu sistemini oraya gözlemek dedi. Our gunman was supposed to watch the area for constantly. Düşman 15 gün önce karar vermişti ki mutlaka tepeyi alacağını. 15 days ago the enemies decided that they must take this hill in order to win that battle. Yaklaşık takviyeli iki aileler bir tümenle beraber önümüze yüklendi. Yaklaşık constantly one huge brigade constantly forced us. Attacked us constantly. Saat 8.30 esnasında tam 1.5 saat süren şiddetli bir top atışı, havan atışı, makine tepe atışı oldu. And for an hour and a half, we had constantly had bombardments on us. Hiç sessizlik vardı ve 3 saat sonra hava kapandı, yağmur başladı. And for 3 hours there was a constant silence. Uçak takviyeleri Seoul'dan Amerikan uçak takviyeleri gelmesi mümkün değildi. And since it was too dark for the US planes to bomb the right area, they Vegas tepesinde şiddetli savaş göğüs göğüse düşman atışı kaydırdı, sisteme yaptı ve düşmanı içeri sokunca muazzam bir savaş başlıyordu göğüs göğüse. And eventually the enemy forces were able to crawl inside because of the US planes couldn't breach and we had to fight basically melee wise. O gece 4 defa o tepe el değiştirdi. And that one night the hills they captured 4 times and returned to they constantly switched sides. Çok Şukora'nın en şiddetli Pamucan bölgesindeki müteahhit müzakere yapıldı. Pamucan bölgesinin hemen doğusunda, 200 metre doğusundaydı şey cephe. It's east side of Pamucan. Pamucan. You know Pamucan? Mm-hmm. East side of Pamucan. Orada bir ışık vardı şeye karşı, göğe karşı bir şey vardı, bir projektör vardı ki orada bir düşman oraya bir şey yapmasın. Çiftten komutanlar her iki taraftan gelip diyorlar, müteahhit müzakereleri imzalamak üzere. There was a huge light towards the enemy lines so they could make them blind so they could not see what's happening. 2010'da gittiğimde oradaki o barakayı gezdik. In 2010 I visited back there to see. Defter vardı, kalemler duruyordu, müteahhit müzakerelerinin. There was a notebook where all the signatures, all the agreements that were made there. North Korean and South Korean soldier, Yunanese, two soldier, iki tane asker. Yani the glasses, gözlükte siyah gözlük askerler. Kore askeri böyle, 3 metre mesafede. Elleri böyle, birilerini... Talking about the South and North Korean soldiers watching each other constantly. Savaş kadar devam etti ve her derece devam eden savaş böyle ama eskiden sonra duracak şekilde düşündük ama hayır devam etti o gün akşama kadar devam etti and savaş. And the war in the hill continued non-stop. Saat 8'e doğru böyle komutanlar ben takım alarak ve takviye gitmek üzere şeye yola çıktım.
And the commanding officer told me to go to report it. And one foot trying to help that hill. Bazen sürünerek, bazen ayakta koşarak yürürken. We had to crawl, sometimes run. Giderken arkadan dedi ki komutanım bir er şehit var dedi. One of our soldiers, his friend told the commanding officer that one of our friends died and few of them sort of injured right now. Ben ayağa kalktım, öndeydim, ayağa kalktım. I was at front and I stood up. Top mermisinden, ayağımdan ve göğsümden çirkin. One of the bombs hit close by and hit my leg. Benim soktum, kan yoktu. Biraz kısaltabilir miyim? Ayağım geldi. Ondan sonra işte aşağı yukarı 10 dakika sonra, 10 dakika sonra falan bir geri çekildi. After 10 minutes we had to go back. Ve geri çekildi. And we had to go back after that. Bizim sizin zaten ayrı sonra yapacağız, o yüzden bunu şu an yapalım. Ben Hikmet Gür. Yani bir de Kore'ye gittim. I went to Korea in 51. Bir yandan Seul'e indik. Ondan sonra Kunkade cephesine gittik. Orada kaybettikten sonra Yıldız Tepe'ye bizi aldılar. Ben orada soruldum. Devamlı Seul'den oraya malzeme taşıyordum. Our job was supposed to take equipment back for from Seoul to that war zone. And thank you. Basically, his job was moving equipment. Dedeciğim, yapacak mısınız? Dedenin çok hikayesi var, onu dinleyin. Onu dinleyin, onu kaçırmayın. I can't hear, that's why he's not there. Benim adım Mustafa Ali Koca Balkan. Amcam olur. Babam Ali Ekrem Koca Balkan. Kore'ye ilk kafile gitti. Kaç cephede savaştı, yaralandı ve Türkiye'ye döndü. Çok bizim çocukluğumuz hep onun anlattığı savaş hikayeleriyle geçti. Yani çok şeyler var bende. Hatta bir film olacak bir şekilde çok büyük anılar var. Çok büyük savaş anıları var. Ama öncelikle ben size ülkemize geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldi. Cesaretinden dolayı da teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir şeyi gündeme getirmesi için kendisine teşekkür ediyoruz. Çok hakikaten gerçekten savaş çok kötü bir olay. Başarıların devamını diliyoruz inşallah. See your accomplishments and keep. Ben fazla da oynamak istiyorum çünkü çok anı var bende. Teşekkürler. Ben Talip Yiğit. 1953 senesinde 4. kafile olarak Kore'ye hareket ettik. Pusan'dan sonra Pusan. Direkt bizi cepheye götürdüler. Amerikalılarla beraber işbirliği yapıyorduk. Bitişik yan yanaydık. We were right next to the US soldiers. Onlar nöbet zamanları gelmesi yere gelmiyordu Amerikalılar. Hüzünlerin bulunduğu yere kadar gidip onlara defterlerimizi imza ettirirdik. And we had to go to their post and sign our own name. Araştırdığınız için teşekkür ederim. And thank you for researching us. Teşekkürler. Adım Kemal Yalçın. 1951 doğumluyum. 31 doğumluyum. 51'de Kore'ye gittim. İkinci kafile olarak. Fakat ikinci kafile çok darbe yiyen ikinci kafile. Bir gün Kore'de bir yerde kaldım. Aşağı yukarı 6 ay vakfe yaptım aynı yerde. We fought in the same place for 6 months. Üç tarafı dağlarla çevrili. Three sides were covered with mountains. Bizim askerlerimiz ve onların askerleri. Aramızda 25 metre mesafe. And it was only 25 meters between us and the enemy soldiers. Benim de bir 17 kişilik bir şeyim var, varagelim var. Yukarıdan aşağı askerlere cephane gönderiyorum. Yaralıları indiriyorum, şehitleri indiriyorum. Ve orada 6 ay vazife yaptım. I stayed there for 6 months. Sabah akşam. And morning or night. Top ve havan mermileri. Okay, bomb. Çok insanımız kayboldu. I saw a lot of people. Ama ben çok iyi düşünceli bir insan olduğum için. But I was always thoughtful. Daima orasını hep şeydi. Ama ne yazık ki alay komutanımız orada şehit oldu. My commanding officer died right there. Yani yapmadığım şey kalmadı orada ama elimizden bir şey gelmedi. Koca albayımızı kaybedince bizim moralimiz bozuldu ama buna rağmen
bizim ordumuz daima hep onları mağlup etti. Kept on doing our job. Ben orada 6 ay çok güzel bir vazife yaptım ama maalesef koca ağabeyimizi kaybettik orada. But we lost our commanding officers. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Doktor Han. 1951'de gittim, 30'da oldum. 13,5 ay tepede kaldım. Yıldız tepede, kum tepede kaldım. Yıldız Hill. 3 ay pusu mangasına gittim. Takım çavuş oldum. Albayımızın buyurduğu gibi ben de aynı yerdeydim. Bir bayram günüydü hatta. Albayımız bayramlaşmaya geldiği zaman bir havan mermisinin parçası taşa çarparaktan albayımızın sağ gözünden yaralandı ve şehit oldu. Ben Kumkale'de kaldım. Yıldıztepe'de ve Kumkale'de kaldığımız zaman bizim orada bir başarımız vardır. Bizim miğferlerimizde kutup yıldızı işlediler. 11. bölüğü değdim ben. 11. bölüğün 2. takımın 5. manga kumandanıydım. Bu kadar. That's it. We had achieved and received the medal for that. Hasan Yokuş, emekli astsubay. Ben de 1951 senesinde Kore Muharebesi'ne katıldım. Ve 18 ay cephede kaldık. Ben teknisyen astsubay olduğum için bizim ordunat bölüğü. Bütün şeyimiz cepheye gidecek olan gidip gelen arabaların onların tamiriyle hep meşgulüydük. Bu kadar ben. Teşekkürler. Ben söyleyeyim. Evet. Efendim, Ahmet Eyhan, Coşkun Vardar. Ben Kunlu Savaşı'na katıldım. Kunlu Savaşı'nda düşmanı perişan ettik. Orada Amerikalı askerler de vardı bizim yanımızda. Fakat Amerikalı askerler kaçarken arkalarından kaçmayın, kaçmayın dedi. Ben şimdi bacaklarından vurduk. And we shot their legs. Kunlu Savaşı'nda running away. Kunlu Savaşı'nda Kunlu War. Amerikalı general bizimle beraber geldi. Came with us. Yerimizi de gördü. And saw our hole. Ve orada and there bayrağımıza on our flag madalya taktı. Madalyayı açtı. And he put a medallion on the Turkish evet. flag, the American general did this. Ondan sonra komutanın göğsüne madalya astı. And he put a medallion on our commanding officer as well. Çok heyecanlıyım, özür dilerim. I'm really excited, I'm really sorry for this. Amerikalı askerler American soldiers, kaçarken when they were running away, hepsinin bacaklarına vurduk. We shot their legs. Teşekkür ediyorum. Thank you. Teşekkürler. Şimdi araştırmayan milletler and people who do not geleceğini kuramazlar. Bu yüzden size demin teşekkür etmek istemiştim. Biz İslamiyet üzerine olan Müslüman olan insanlar mazlum olan herkese yardım ederiz. Help people. Bizim dinimizin gerektirdiği bir şeydir. That's our religious requirement. Söyleyebilir miyim? Buyurun, buyurun. 50 senesinde on 1950 Kore hükümeti Birleşmiş Milletler'den yardım istedi. Korean government requested help from the US Birleşmiş Milletler'de dünya andamı milletlerine yardıma çağırdı. And the United Nations called all the other nations to help Korea. Adnan Menderes seçimi kazanmıştı. Ve Birleşmiş Milletler'in çağrısına Adam Menderes evet the party and said yes to the U.S. Evet. Ve o şartlar altına gidildi. And under that, asker her yerde askerdir. Soldiers, soldiers emir everywhere. Emri yerine getirir. Listen to law or the rule. Command everywhere. You know,
When I came to Istanbul, I went to inside a mosque for the first time. İstanbul'a geldiğimde Türkiye'de bir camiye ilk defa girdim. My father is a pastor, but he taught me to be very open-minded. Babam kilisede Hristiyan olarak yani görev yapsa da hep açık görüşte olmamı söyledi. So I have many friends who are Jewish, who are Catholic, arkadaşım vardır. Christian, Buddhist. Farklı dinlerde olsa da. And many Muslim friends. Ve birçok Müslüman arkadaşım da var. And when I went into the mosque. Bir camiye girdiğim zaman. It was beautiful. Çok güzeldi. And I prayed. Orada ben de dua ettim. For all my grandpas. Bütün dedelerim yani sizler için dua ettim. For peace in Korea because the war never ended. Çünkü Kore'deki barış için dua ettim bir de. Çünkü savaş bitmedi hala Kore'de. And I prayed for Turkey. Ve Türkiye için de dua ettim. Oh, that we would live in a world without terrorism. Ve terör olmayan bir dünyada yaşamak için dua ettim. So it's very special. I understand the teachings. Ve sizin anlattığınız o değerleri çok iyi anlıyorum. Ben bir şey sormak istiyorum. Okay, siz bu ekonomik savaşı nasıl kazandınız? O daha büyük bir savaş sizin için. Onu nasıl kazandınız? Kore halkı olarak. Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki hangi? Ben Kore halkının diyorum. Bu ekonomik durumu şimdi çok iyi bir ülke. Oh, he's asking how Koreans are very hard working people. Koreliler çok uğraşan, çalışkan insanlardır. Belli oluyor. Education is very important to us. Kore'de eğitim şu anda en önemli şeylerden birisi. So wherever we are, we work hard and we have high education. Ve nereye gidersek gidelim eğitim ve çalışma olarak çok önem veririz. But I think it's because ama en önemli şey bence we were so grateful. Biz çok minnettardık. That we wanted to make your sacrifice worth it. Yani o kadar farklı ülkeler bize yardım etti ve bunun farkındaydık. O yüzden bu minnettarlığın karşılığında yardım verdiğiniz o zorluklar ve bizim için verdiğiniz şeyler için uğraşmak istedik. Güzel. Because if you fought and we are a poor country then ve bizim için o kadar savaşıp bizi kurtardığınız halde biz uğraşmasaydık kendimiz. It's like having a child. Yani çocuğa sahip olmak gibi bir şeydi. You give birth to the child. Çocuğu doğurursunuz. And the child wants to succeed to make you proud. Çocuk da sizin onu doğurduğunuz için sizin için başarı elde etmek ister. I hope that you are proud. Umarım bizimle gurur duyuyorsunuzdur. Tabii. Ya bu plan mı oldu? Yani bir plan mı hazırladılar böyle? Did you have a plan? Yönetenler. In their country, the leaders have a plan to succeed. Yok, şöyle kuru çalışmayı olmaz. Tabii ki eğitim şart. I think so, but I think it's more the will of the people. Yani evet, liderlerinde bir şey vardı bence. Ama insanlar, halkın kendi iradesi en önemli şey. Çok önemli. There are two words Koreans in our psyche, our mindset. Korelilerin aklında hep iki kelime vardır. One is sacrifice. Birisi kendisini yani sacrifice. Sacrifice. Efendim? Kendini geliştirme. Kendini geliştirme de kendi şeyini bir şey için uğruna vermek yani. Evet. Of our parents. Bir amaç uğruna. Bir amaç uğruna kendini vermek. Of our parents. Kendi ebeveynlerimiz. Always they always sacrifice. Bizim için hep öyle kendini bir şeyler veriyorlar bizim için. Fedakarlık. And so you always want to make them proud. Hep onları gururlandırmak, onurlandırmak istersiniz. And two is gratitude. İkisi de birisine minnettarlık. Korea, the people, the government, we never forget. Biz halk olarak ve devlet olarak da asla unutmayız. That is why they want you to come to Korea. O yüzden sizlerin de Kore'ye gelmesini istiyorum. And everyone says thank you, thank you. Ve her zaman gittiğinizde teşekkür ediyoruz. Biz de geldiğimiz için çok we memnunuz. Really mean it. Ve gerçekten it's teşekkür ediyoruz. Ve kalbimizden teşekkür ediyoruz hepinize. Bakın yani, Kore'ye ben gittiğim zaman Şikem Asuba'ydım. When I went to Korea, I was a sergeant. Belki 7-8 defa vazifeye gittim yani. I went Seoul 6-7 times. Çünkü, yani o kadar fakirdi ki. And Korea was really poor. Doktor Moon'la tanıştım. O
orada onların başkanları da bize konferanslar falan verdi. Sonra ben Kore'ye gittiğim zaman yakın zamanda şehir tanımayacak kadar güzel bir şehir olmuş. Ben bayıldım. Mükemmel bir şehir. İyi kalkındılar. Onlar da bizim gibi, Türkiye gibi kalkınan bir ülke. Şimdi şu anda durumları da gayet iyi yani. Ben onu siyasi dedim. Ben kendi ülkemle orayı biz 23'te istiklalimizi kavuştuk. Ve 23'ten beri onlar 30 sene onların önündeyiz. Ama durumumuz onlardan geri. Kuzey Kore ile hala öyle aralı. Ya Kuzey Kore'yi kalkma oraya. Onlar tabii onlar korkmuş ki. O Han Nehru ikisiye diye tararlıktı onlar. Zaten savaşı nedeni de orada. 20 years before them, but we're behind them. Kore'yi ikisiyle besler ama işte maalesef o şey adam biraz ikisi kapışıyorlar. Onların Güney Kore'de 80 milyon nüfusu oldu. My hope, benim umudum, is that in your lifetime, sizin hayatınız boyunca yani sizin hayatınız hayattayken, you will see one Korea. Bir Kore görmemizi istiyor. Yani Kuzey Kore ile Güney'in birleşip barışçılığı olmasını istiyor. Çünkü when I see pictures of North Korean kids, çünkü ben Kuzey Kore'deki çocukların fotoğraflarını gördüğüm zaman it breaks my heart. Benim kalbimi kırıyor. Because they don't have the freedom that I have. Çünkü benim sahip olduğum özgürlüğe sahip değil Kuzey Kore çocuklar. And they are like in a poor condition, just like you know, when you went to Korea, you saw people with poor conditions. Siz Kore Savaşı'ndayken ki Güney Kore'nin hali şu anda Kuzey Kore'deki çocukların durumu. So it is world's example. Dünyanın bir örneği bu. All of you, hepiniz, the world coming together, dünyanın bir birlik olması, to fight for freedom, özgürlük için savaşmak. You can see north and south very different. Yani görürsünüz ki Güney Kore ile Kuzey Kore şu an durumu belirli bir şekilde çok farklıdır. So I hope you really are proud. Ve yani bu farkı birinde de sizin sayenizde oldu. Güney Kore'nin bu başarısı umarım gurur duyuyorsunuzdur. And that is why I am here not through a foundation or a company. I'm here on my own. Ben bir şirket ya da bir sponsorla gelmedim. Kendim geldim. Bunu kendim karar verdim. Everybody thought I was crazy. Herkes benim bu işi yaparken benim çılgın olduğumu düşündü. I'm a woman traveling alone. Bir kadının tek başıma dolaşıyorum. I joke. Ve şaka yapıyorum. Now I'm homeless. Ve şu anda evim de yok aslında. And I quit my job, so I'm jobless. Ve şu anda işimi de bıraktığım için işim de yok. But I said if I go back, ama ben düşündüm geri dönersem, I could find a home and I could find a job again. Dönersem işte evde bulabilirim. But you may not be here. Ama siz burada olmayabilirsiniz. And so I am truly happy. O yüzden ben bu işi bırakıp sizlerin hikayesini dinlemek için çok mutluyum. I met President Obama and Congressmen, powerful people all the time. Ben Obama gibi birçok güçlü insanlarla tanıştım. But meeting you makes me more happy inside. Ama sizinle tanışmak beni çok daha mutlu ediyor. Sizi görebilmek. And I truly mean it. Gerçekten bunu için kalbimden söylüyorum size. Because and my friends, my family, everybody, arkadaşlarım hepsi, I am representing them. Onları da desteklediğini ve gösterdiğini kendim gösteriyorum size. To say thank you. Onlar adına da sizden teşekkür ederim. Because they cannot all come here. Çünkü hepsi buraya gelemez maalesef. Yeah. So it's not just me. Sadece ben değilim. It's size karşı minnettarlık duyuyorum. All the Koreans in the world. Bütün Korelilerin kendisiyle aslında size teşekkür etmek. Buyurun. Konuştuğum zaman isim vermemiştim. İsmim Ahmet Muhammed Atılgan. 1950 senesinde ben İskatil'e gittim. Savaşlarda, her savaşta bulundum. Fakat şeyimi kaybettiğimi anlatamıyorum geçmiş günlerimi. Kunduri Savaşı'na girdik. Kunduri Savaşı'ndan sonra Tahsin Yazıcı Celaldor'a hep beraberdik. Karagahan ben elektriklerini elektrikleri sildim.
resimlenen bir cephede falan bütün şeylerde ben resimlenmiştim. İki tane jeneratörüm vardı. Bir arabam vardı. Onunla beraber nerede en zor gün var hep biz oradaydık. Oradan whichever was the worst station, I would always take pictures of those. Kore bir de çok arkadaşlık, güzellik, iyilik yaptılar. Her gittiğimiz yerde bizleri şefkat kanatlarının altında yaşattılar. Ben Korelileri, Kore'yi çok seviyorum. Şu anda Kore benim ikinci vatanım. And Korea is my second home. I go everywhere, and everyone, all the Turkish Turks tell me they love Koreans. Ben birçok ülkeye gittim. Nereye gidersem gideyim, Türklere Korelileri çok sevdiğini söylüyor. And that we're blood brothers. Ve kan kardeş olduğumuzu söylüyorlar. Yes, and I could feel it. Ve ben de bunu sizlerden hissedebiliyorum. That's why I say you're very, very special to me. O yüzden bizim için çok özel olduğunuzu hissediyorum. Yeah. Savaşlar toplamı için son derece... Bir şey arzacağım. Şimdi biz Türkler Orta Asya halkıyız. Koreliler de bize çok yakın. Aynı ırka birbirlerine çok yakınız bir. İkincisi, Türk askeri Kore cephesinde o annesiz babasız kalan küçük çocukları herkes birbirine bir kız, bir oğlan çocuğunu falan biz o çocuklara beraber büyüttük. En sonunda orada bir okul açıldı da o çocuklar topladı okula verdiler dedi. Ankara değil bir okul açıldı. O bölüklerindeki o çocukları topladı. O okula verdiler dedi. Ankara'da yok. Okulun ismi Ankara. Koreli aşkına Kore'de okulun adına Ankara koymuşlardı. Ankara koydu. Bölümümüzde her bölümde ikişer tane çocuk vardı. Every unit or brigade had one or two kids. Çok sevdiğimiz bir kızımız vardı. 13-14 yaşlarında. We had a really nice daughter who was 13 years old. İsmini Ayla koymuştuk. Ayla, yeah. Onu biliyoruz. Koreliler bizi savaştan sonra ağırlamaya gelirlerdi. Came to say goodbye. Şey var, o bir şarkıları var. Ağırırang, ağırırang. Do you know how to sing Arirang? Nasıl söylediğini biliyor musun? Arirang. Arirang, arirang. Arirang, kokeru. Naukanda. Allah çok orada günlerimiz. Bir de şeyi çağırıp Koreliler de üstünden söylüyor. Kulak yok. Savaşta kaybettim. He lost his hearing in the war. Bir anneyi anlatmak istedim. I'd like to talk about the memory, if it's okay with you. Oh, what memory? A memory in a war, I think. Okay, that's fine. Wait on. Cepheden geriye çekildik. Geriye çekildiğim zaman bölüğün bütün işleri bendeydi. And all the control was in my hands. Elektriğinden tut, araba tamirinden tut, repair, tercümanından tut, translation, efendim ikmalinden tut, her şeyi yapıyordum. Yes, everything I was taking care of. Efendim ikmal yaptığım zaman geri gelip geldikten sonra yollarda bekleyen o çocuklara şey atardım. Cemsen'in arkasından ekmek paket halindeydi. Beş tanesi şunları bunları atardım. And we would give them bread. Ve bizim bağlı bulunduğumuz bölüğün tel örgülerinin etrafına çocuklar gelirdi. Ufaklar, and 12 yaşına kadar olanlar gelirdi. Chain walls that we made. Kids would always come to us. We would always come to give them something. Yüzbaşı kızdı. And my commander would have gotten mad at us. Bunlara hiçbir şey vermeyeceksin. 15 günlük de hapis hattı verelim. And my commander was treating me, put me in jail for 15 days. Tugay kumandanı, efendim, duymuş böyle böyle falan diye beni aldı, Tugay'a gitti de 15 gün orada ense yapmış. But instead, another higher officer came and freed him because he did the right thing and he had to relax for 15 days. Amerikalılar yol yapmışlardı, o yolun dere ağızlı diye
borular vardı. And US soldiers made the borular meat pads. Ben de borular içine gece yarısı oraya sokuyordum. And I would put food in the just south side of that hill. And the kids would take the food from that side and we'd go. Anım vardı. Ve Ahmet isminde bir de evlat edindim. And I took a child then named him Ahmet. But my closest commanding officer didn't like it. He was very strict, and he didn't allow it. And I had to give the kid to another soldier. Bakın biz orada bir yasak getirdik. Çünkü aramıza giriyorlardı. Zudilerek tam sağlandık. Gündüz doğru gittim. Bir saniye. Bizim gerekiyor. Before coming to Turkey. Türkiye'ye gelmeden önce 14 ülkeye gittim. For 2 months. 2 ay boyunca. And Turkey... I'm staying for the longest time. Ve Türkiye'de yani ülkeler arasında Türkiye'de en uzun süre kalıyorum. Other countries I stayed for 3-4 days. Öbür ülkelerde 3-4 gün kaldım. Turkey I'm staying in Ankara and Istanbul for about 6-7 days. Ama Türkiye'de İstanbul ve Ankara toplam 6-7 gün kalıyorum. Because Turkey is very 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 special to me. Çünkü Türkiye benim için çok özel bir ülke. In 10 years ago 10 yıl önce I almost died from a car accident. Neredeyse araba kazasından ölecektim ben. And I promised God I will only do something to follow my heart. Ben o anda Allah'a söz verdim kalbimin yönlendiği şekilde doğru şekilde gideceğimi. And he sent me to Washington DC. Ve onun kendi isteğiyle Washington DC'ye gittim. And while I was in grad school, üniversitedeyken I learned a lot about the Korean War veterans and the forgotten war. Ve orada ders işlerken Kore Savaşı ve Kore Savaşı'ndaki olaylar hakkında, unutulmuş savaşlar hakkında, savaş hakkında birçok şey öğrendim. In America, 54,000 Korean War veterans died. Amerika'da 54,000 tane Kore gazisi öldü. 54,000. And I wanted to do something to honor them. Ve bu ölen Kore gazileri adına bir şey yapmak istedim. Because I'm Korean and American. Çünkü ben Koreliyim ve Amerikalıyım. And so I wrote down 4 goals. Ve 4 tane şey için başlama yaptım. One was to pass a law in America to make July 27th, the Armistice Day, Korean War Veterans Day. Ve Kore gazileri için özel bir kanun sürdüm. Temmuz 7'sine özel Kore gazileri için alırdım Amerika'da. And two was to collect 1 million signatures to pass it. Ve bunu kanunu ilerletmek için 1 milyon tane imza topladım.